Skandalın adresi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. İtiraf gibi açıklama, üniversite akademisinde yer alan 11 doktor ve akademisyenin Mart ayında yayımladığı makaleyle ortaya çıktı. Cinsiyet disforisi olan ergenlere endokrinolojik yaklaşım isimli makalede reşit olmayan 22 çocuğa yapılan ergenlik durdurucu hormon tedavisi ve ameliyatla cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı. Bu şekilde ise aslında bir suç işlenmiş oluyor. Yani bu şekilde tıbbi olarak yani etik olmayan bir şey yapıldı şu anda. Böylelikle doktorların çocuklara hormon uyguladığı ve cinsiyet ameliyatı ettiği ortaya çıktı. Cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor, doğru, ama rakamlar abartılı diyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Skandal çalışmaya göre 22 çocukta ergenlik durdurucu hormonlar kullanıldığı ve 7 çocukta 18 yaşından önce geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatının gerçekleştiğine dikkat çekildi. Çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek geçişten vazgeçtiği de ortaya çıktı. Asıl vurgulamak istediğimiz skandal veya kamuoyunun dikkatini çektiğimiz konu böyle cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yapılıyor olması zaten. Yoksa 4 kişi yapılmış, 4000 kişi yapılmış, 4 kişi sıradaymış, 4000 kişi, 40000 kişi bekliyormuş. Bir önemi yok. Makalede imzası olan psikiyatrist Seven Kaptansa cinsiyetiyle ilgili ikilemde kalan çocukların tedavi edilemeyeceğini savunmuştu. Cinsiyet geçişi bir anlık bir iş değil, bir süreçtir. Geçiş sürecinde önce cinsiyet kimliğine uygun sosyal olarak görünme ve bedensel özelliklere sahip olma talebiyle başlar. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarında öncülük eden doktorlardan biri de LGBT aktivisti Profesör Doktor Şahika Yüksel. Yüksel itiraf niteliğinde yaptığı bir konuşması da ortaya çıktı. Kişinin hazır olduğunu düşündüğümüzde kendisine geri dönüşü olan bir tedavi olan hormon tedavisiyle bedensel değişiklikler ortaya çıktığında ya da sahip olduğu cinsiyetin özellikleri törpülenip geri döndüğünde bundan memnun olduklarında o zaman kalıcı geri dönüşü olmayan cerrahi operasyonlara da artık hazır diye düşünülür. Eğer 18 yaşının altındaysa bu ergenler de vücutlarından çok rahatsız olduğu için onlara cinsiyetlerini baskılayıcı hormonlar kullanabilir. Bu da kendisini iyi hissetmesine, benimsemesine ve kendinden utanmamasına yardımcı olacaktır. Öte yandan Akit Haber muhabiri Adnan Sunlar'a konuşan Üsküdar Üniversitesi kurucu üyesi psikiyatri uzmanı Nevzat Tarhan yaşanan skandala şu sözlerle tepki gösterdi. Yani hukuki ehliyetleri olmayan bir kimseyi annesi babası razı bile olsa bu ileride pişman olabileceği bir şey. Dünyada çok örnekleri var bunun. Yapılmasının hiçbir hukuki ve bilimsel temeli yok. Böyle geri dönüşü olmayan bir operasyon yapmanın hiçbir bilimsel temeli olamaz. Bu yayın etik kurulundan geçti diyorlar. Yani etik kurul dünyadaki başka örneklere bakarak yapabilir. Ama bir bütün kamu vicdanı da bir etik kuruldur. Yani ve burada bilimin kanıta dayalı bilgilerine dayanması lazım etik kurul. Şu anda bilimin kanıta dayalı bir bilgisi yok bu durumda. Olayın vehamet boyutuna dikkat çeken Tarhan, ailelere de önemli uyarılarda bulundu. Bunu anne babalar çocuklarını iyi gözlemleyecekler. Çocuklardaki ve kız çocuğu erkek oyuncaklarla oynarsa, silaha meraklıysa, erkek kıyafeti giyiyorsa yahut da erkek çocuk kız kıyafeti giyiyorsa, kız efemin hareketleri varsa böyle durumlarda burada onu kendi cinsel kimliğine uygun. Bizim kültürümüz böyle öneriyor, onaylıyor. Duruma tepki gösteren isimler arasında Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun da vardı. Coşkun, devlet eliyle yapılan bu skandal ameliyatların hesabı sorulmalı dedi. Ama benim paramla yaptırıyorsanız devlet eliyle bunu, işte ben burada soru sorarım, itiraz da ederim, kusura bakmayın. Ya şimdi üniversitenin açıklaması, sayı yüksek diyor. Bırak sen sayıyı, bizim dediğimiz başka bir şey. Yani sayıdan dolayı neredeyse yok diyebiliyor musun sen? Bunu yapmıyoruz diyebiliyor musun? Diyemiyorsunuz. Mühim olan budur.